Merhabalar. Ekranlarımızda bulunan kısa yolları ve filtreleme alanlarını nasıl kullanabiliriz? Öncelikle bir örnek yapalım. Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gidebildiğimiz gibi, mouse'umuzla Dialogos'u üzerine tıkladığımızda da arama motoruna gelebilmekteyiz. İlk olarak klavyemizden Alt S tuşuna bastığımızda arama motoruna, örneğin cari kartlarına gelelim. Daha sonrasında yön tuşlarımız ile buraya gelip Enter dediğimizde bizi cari kart listesine atacaktır. Bu alanın favori alan olmasını istiyorsak Alt F tuşuna bastığımız takdirde ana menümüzdeki favoriler alanımıza geldiğimizde cari kart listemizin favoriler eklendiğini görüyorsunuz. Tekrardan F10 ile arama motoruna geldiğimde ve yön tuşlarımla cari kart listesine geldiğimde Enter diyerek içine girelim. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok filtreleme alanların bulunmaktadır. Burada görmek istediğim alanların dışında artı bir alan daha görmek istiyorsam F11 tuşuna bastığımda veya mouse ile listemin başına tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi kolonlar alanımda istediğim başlıkları bulabilirim. Eklemek istediğim başlığa geldiğimde Enter ile tıklayarak ilgili alanımı getirebilirim. Daha sonrasında listelerde metinsel filtreleme yaparken filtrelemede istenilmeyen alanların gelmemesi için ünlem işaretini kullanırım. Örneğin şehir alanımıza geldiğimizde ünlem İstanbul dediğimde görmüş olduğunuz gibi filtreleme alanım bana İstanbul cari kartlarını getirmedi. Ctrl S ile filtrelememi tekrardan silerek listelerde metinsel kolonlarda boş alanları filtrelemek için eşittiri kullanırım. Örneğin tekrar şehire geldiğimizde şehir alanının boş olanını filtrelemek istiyorum deyip eşittir ve Enter'a tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi şehir alanı boş gelen cari kartlarımı listeledim. Tekrardan Ctrl S ile silerek listelerimizde sayısal filtreleme alanlarında belirlenen rakamı büyük olan rakamları filtrelemek için örneğin bakiyeye gelip büyüktür 1000 dediğimiz ve Enter dediğimizde görmüş olduğunuz gibi 1000'in üzerindeki bakiyelerim getirdi veya küçüktür 100 dediğimde görmüş olduğunuz gibi 100 TL altındaki bakiyelerimi filtreledi. Listelerde metinsel filtreleme alanlarında farklı seçenekler için kullanılan pipe işaretim ise örneğin tekrardan Ctrl S deyip şehire geldiğimde bana İstanbul Ctrl Alt ve büyük küçük işaretine bastığımda pipe işaretime ulaşmaktayım. İstanbul ve İzmir şehirlerimi getir dediğimde bu şekilde bir filtreleme kullanabilirim. Eğer listelerimizde sayısal alanlarda iki farklı değer aralığını görüntülemek istiyorsam, örneğin tekrar Ctrl S diyerek cari koda gelelim ve burada S3410 aralığı ve S3415 aralığındaki değerlerimi getirmesini istiyorsam, bu iki değer arasına iki nokta koyarak Enter'a tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi S3410 ve S3415 aralığındaki cari kartlarımı getirdim. Tekrardan silerek, örneğin listelerimizde metinsel kolonlarda bir değer ile başlayan ve içerisinde o değer alanını filtrelemek istediğimde, yani ünvana gelip buradan D ile başlayan alanımı filtrelemek istediğimde D yazıp ve iki nokta yazdığım takdirde bana D ile başlayan cari kartların listesini getirecektir. Tekrardan filtrelerimi silerek Ctrl S ile klavyemizin yön tuşları ile bu alanlarda istediğim gibi ilerleyebilmekteyim. Görüntülemek istediğim cari kartı klavyemden boşluk tuşu ile seçip F5 dediğim takdirde ilgili cari kart listesine gelebilmekteyim. Ve ilgili değişikliği yaptıktan sonra F2 kaydet diyerek ilgili ekrandan çıkış sağlarım. Buradaki F4 tuşum eklemek istediğim kuruluş şahısları getirir. F6 listemi incelememe yarar. Tekrardan F3 ile çıkabilirim. F7 ilgili cari kartımı silmeme. F8 listemdeki görmüş olduğunuz gibi cari hesap taksitleri, cari hesap durumu, BABS mutabakat formu, cari vade ekstra raporu ve benzeri gibi alanlarımı listelerimi getirebilir veya listemi dışarıya Excel, text, HTML veya PDF formatında atabilirim. F12 ise her modülümün altında bulunan ve modül ile ilgili bilgilerin bulunduğu alandır. Liste alanlarımda listenin en sonuna gitmek için Ctrl N tuşuna bastığımda listemin en sonuna gelebilmekteyim.
Örneğin yeni bir sekme açmak için Ctrl T tuşuna bastığımda ise tekrardan yukarıda görmüş olduğunuz gibi yeni bir sekme açıp buradan tekrar Alt S ile alanımı temizleyip stok yazıp stok malzeme listesine gelebilmekteyim. Buradan Alt P'ye bastığımda ise beni aktif pasif ekranına atayacaktır. Örneğin pasif ekranında herhangi bir pasif ürünümün bulunmadığını görmekteyim. Tekrardan geri gelmek için Alt P'ye bastığımda ve buradan aktife geldiğimde listeme gelebilmekteyim. Cari karta geri geldiğimde ise örneğin bir fatura ekleyelim. Bunun için tekrar klavyemizden F10 tuşuna gelerek ve arama motoruna Ctrl S ile temizleyerek buraya bir mal alım faturası girelim. Ve yön tuşumuzda gelip Enter'a tıkladığımızda bizi mal alım faturasını atacaktır. Buradaki yön tuşlarım ile cari koda geldiğimde 3 noktalı seçeneği mevcut olan alana geldiğimizde F1'e bastığımızda bizi ilgili alanın listesini atacaktır. Buradan listemi Enter ile seçerek tekrar yön tuşlarım ile alt satıra gelirim. Ctrl K ile kalemlere geldiğimde ise tekrar buraya geldiğimde listeden bir stok kartı seçip kod alanına gelip listeden ilgili ürünlerimi seçtiğimde tekrar Shift Enter dediğimde ve tekrardan listeye geldiğimde ve yeniden bir Shift Enter diyerek ürünlerimi seçip miktarına örneğin 500 adet yazarak ve ilerlediğimde tekrar bu alana gelip Ctrl Y dediğim takdirde görmüş olduğunuz gibi verinin altında kalan tüm satırlara aynı kopyalama işlemini uygulamaktadır. Örneğin birim fiyatına da 1500 dediğim takdirde ve tekrar alanıma gelip Ctrl Y'ye bastığımda ilgili satır alanlarını aynı şekilde kopyalayacaktır. Buradan F2 kaydet diyerek tekrar çıkış sağlayalım. Cari kart listemdeyken ilgili cari alanlarımın ne zaman oluşturulduğunu öğrenmek için örneğin nokta 08 nokta dediğim takdirde bana 8. aydaki oluşan carilerimi getirecektir. Tüm işlemlerim bittiğinde seçili olan sekmemi kapatmak için Ctrl V'ye basarak ilgili alanlarımı kapatıp tekrardan en başa dönebilirim. Ve buradan da çıkış yapmak için Alt F4'e bastığım takdirde programdan çıkmak istediğinize emin misiniz sorusuna evet diyerek çıkışımı sağlarım.